ben giriş Tabi. Tabi Gözde. Sen girişi yap. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Girişimcilik e, Kulübü Akademi Departmanı olarak kusursuz cinayetlerden yoktur konulu etkinliğimizde karşınızdayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. E, ben Girişimcilik Kulübü ekip üyesi Gözde İkiz. E, bugünkü etkinliğimizin moderatörlüğünü ben yapacağım. Bugün karşımızda şahsen de yakından takip ettiğim ve çok saygı duyduğum e, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Müdürü Profesör Sevil Atasoy var. Etkinliğimiz Sevil Hanım'ın sunumuyla başlayıp daha sonrasında soru cevap şekline devam edecek. Etkinliğimiz boyunca mikrofonlarınızı kapalı olmasını rica ediyorum. Etkinlik esnasında sorularınız olursa sohbetten yazabilirsiniz. Ben kendisine e, iletirim. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Nasılsınız? Sağlığınız yerindedir umarım. Ee, hoş bulduk. İyiyim. Sağlığım da yerinde çok şükür. Herkes de öyledir diye umuyorum. Umarım. Ee, i̇sterseniz sizde de uygunsa siz başlayın. Peki başlayayım. Ee, merhaba öncelikle. Burada sizinle birlikte olduğum için e, çok mutluyum, çok da keyifliyim. Yani bu COVID'in... Bana kalırsa benim hayatımda çok pozitif bir etkisi oldu Çok şükür maske mesafe ve temizliğe uyarak bugünlere geldik İnşallah bir süre daha böyle devam edeceğiz Muhtemelen bir yıl daha böyle devam edeceğiz Onun için herkese sabırlar diliyorum hepinize ve bütün ailenize sevdiklerinize sağlıklı yeni bir yıl dileyerek de sözlerime başlamak isterim bildiğiniz gibi çok uzun zamandır. Yani neredeyse bir 50 yıldır aşağı yukarı adli bilimlerle ilgileniyorum. Kendi mesleğim temelde kimyacı, biyokimya uzmanıyım, biyokimya doktoru, doçenti ve de profesörüyüm. Ama ömrümün tamamını mesleğimi adaletin kalitesini ülkemize yükseltebilmek için kullandım. Zannedersem bir yerlere de getirdik ülkeyi. İnşallah şimdi yetişen genç bir kuşak var. Bu mesleğin esas erbabı onlar olacak. Çünkü onlar bunun lisansını okuyorlar. Üstelik son sınıf öğrencilerim de var. Yani adli bilimler lisans artık ülkemizde okunuyor ve dört yıldır da bunu sürdürüyoruz. Tabii ki yüksek lisans ve doktora programları da var. Sadece adli bilimlerde değil elbette ceza adaletinde, biyogüvenlikte yani böyle bir geniş bir şeyde, yelpazede genç kuşakları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün sizlere çok sorulan e, ve de habire de neden öyle diyerekten de elbette hemen akabinde sorulan bir soruyu açıklamakla başlayacağım. O da kanıtın yüz bölümünün sonunda her zaman söylediğim gibi kusursuz cinayet yoktur. Neden yoktur? Bugün onu konuşacağız. Şimdi e, aranızda e, polisler, hukukçular, ya, avukatlar, e, savcılar olabilir. Adli bilimciler var. E, onları da biliyorum. Şimdi e, bu ekranı paylaşarak. Başlamak istiyorum. Önce. Evet, meselemiz budur arkadaşlar. Meselemiz kusursuz cinayet neden yoktur. Buna cevap arayacağız bu akşam ve e, neden demin aranızda polisler, savcılar ya da adli bilimciler vardır herhalde diye e, sordum ya da inşallah yoktur <laughs> diyorum. Çünkü eğer onlar varsa onların gülümsemesini istiyorum bu şey boyunca, sunum boyunca. Çünkü ölümle, öldürmekle dalga geçmenin pek etik olmadığının farkındayım. Ama bunca acı, zırap ve gözyaşıyla karşılaştığımız bir meslek yaşamımız var. Onu biraz çekilir hale getirmekten başka hiçbir amacım yok. Yoksa ee, elbette mağdurlara saygımız sonsuz ve de e, onlar için de çok üzüldüğümüzü hele e, bugün öğrendiğimiz bir günde dört tane kadının öldürülmesi gibi bir gerçekle karşı karşıya olununca elbette onun önünü kesmemiz lazım bu bir ama bazı şeyleri de bilmemiz lazım ki mücadele edebilelim. Şimdi bugün biz sadece kusursuz cinayetin neden olmadığı üzerine biraz ki kusursuz bir cinayetin hangi koşullarda işlenebileceğini ve bu yüzden neden işlenemeyeceğini konuşacağız. Önce bir tanımını yapmamız lazım. Biliyorsunuz ki her bilim dalında tanım çok önemlidir. Yani neden bahsediyoruz biz? Bu akşamda neden bahsedeceğiz? Ve benim size vereceğim bir tanım var. O tanımda da biraz anlaşmamız gerekiyor elbette. Yani kusursuz cinayetle ilgili bir tanımda anlaşmamız gerekiyor. Şimdi kanımca kusursuz cinayet iki ya da daha fazla kişiyi yakalanmayacak ve hapsi düşmeyecek şekilde öldürmekten geçiyor. Yani kusursuz cinayette cinayet işleyecek. Bana göre iki ya da daha fazla ama genelde e, literatürde bir ya da daha fazla diye geçer. Diyelim ki bir ya da daha fazla kişiyi yakalanmamak kaydıyla ve hapse düşmemek kaydıyla neden hapse düşmemek cinayetten değil, başka bir nedenle hapse düşebilir. Yani hırsızlık yapar veya da bir trafik kazası yapar mesela ee, ve bir biçimde e, cezaevine girer. İşte o da olmayacak. Yani bir kişiyi öldürecek ama hiçbir şekilde sistemle karşı karşıya gelmeyecek. Sistem dediğimiz zaman tabii ki. Polisten, jandarmadan bahsediyoruz. Çünkü bir biçimde onlarla karşı karşıya gelirse eğer o cinayeti işlediği çok rahatlıkla artık bulunur. O nedenle de böyle bir tanım var. Şimdi bir başka deyişle bu kişinin Amerikan dizilerindeki kime benzemesi lazım? Tabii ki şuna benzemesi lazım. Dexter gibi biri olmalı bu. Tabii Michael Hall'un oynadığı Seri Katil Dexter Morgan karakterinin aslında Miami Polis Teşkilatında çalışan bir kan lekeleri uzmanı olduğunu unutmamalı. Yani dizide o adam aslında herhangi birisi değil. O adam zaten teşkilat içerisinde çalışan bir kan lekeleri uzmanı. Kısacası eğer bir kriminal çalışan yani bir kriminal laboratuvar çalışanı ya da cinayet masası polisi iseniz kusursuz cinayet işleyebilmek için anlatacaklarımı dinlemenize gerek yok. Siz onların püf noktalarını gayet iyi biliyorsunuz. Ama ne gariptir ki bir sürü doktor ve polis işin bu püf noktalarını bildiği halde ve gayet iyi bildiği halde her nedense er ya da geç mutlaka yakalanmışlardır. Şimdi kusursuz cinayet, polisin doğru dürüst delil toplayamaması ya da otopsi... Ses kapandı da herhalde. Hocam şu anda sesiniz gelmiyor ama yani sesin mikrofon kapalı gözükmüyor fakat ses sorunu var. Şimdi? Şimdi geliyor sesiniz hocam. Peki o zaman son cümlemi tekrar ediyorum. Bir şey evet. oldu herhalde yayında. Şöyle şimdi kusursuz cinayet polisin doğru dürüst delil toplayamaması ya da otopsinin eksikliği ya da kriminal laboratuvar personelinin niteliksizliği ya da teknik olanaksızlıklar yüzünden aydınlatılamamış bir cinayet değil. Zaten bu konuda ne kadar kalem oynatmış akademisyen varsa hepsi kusursuz cinayetin bir zeka ve beceri işi olduğunda hemfikirdir. Öte yandan cinayet ortaya çıkmışsa onun kusursuz olamayacağını ileri süren tabii ki çok insan var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir başkası daha var. Onu da size tanıtmak isterim. Çünkü çok keyifli bir insan. O da şu gördüğünüz kişi. Bu bir sosyoloji hocası. Kaliforniya Üniversitesi'nde. Profesör Stefan Timmermans. Böyle bisikleti var. Bu bisikletle gidip geliyor devamlı işine. Ona göre cinayetin işlendiğinin dahi anlaşılamaması gerekiyor. Yani marifet cinayetin işlendiğinin anlaşılamaması. Tıpkı benim gibi düşünmekte o bir sosyolog olduğu halde hem fikiriz yani bu konuda. Şimdi cinayet varsa kusur da vardır. Ama ben şimdi size kusursuz bir cinayet işleyebilmek için ne yapmak gerekir? ve ne yapmamak gerekir. Bunlar hakkında böyle kuş bakışı bir iki şey anlatmak istiyorum. Şimdi önce birini öldürmek için sağlam bir neden bulmaya çalışacaksınız herhalde. Şimdi size mantıklı ya da mantıksız gelse bile her katilin bir motifi vardır. Para, kıskançlık, intikam, vesaire vesaire. Ama hemen şunu belirtelim ki katillerin birçoğu motif yüzünden yakalanır. Çünkü polisler önce kurbanın neden öldürülmüş olduğunu bulmaya çalışırlar. Nedeni bulurlarsa katile bir adım yaklaşırlar. İşte bu yüzden motif olmamalı. Yani birisini öldürmek için bir nedeniniz olmamalı. Eğer bir neden varsa ki biz ona motif diyoruz bir neden varsa yakalanmanız an meselesidir. Onun için motif olmayacak. Şimdi ikinci bir mesele tamamen yabancı birini ve kesinlikle nedensiz bir şekilde öldürmeniz lazım. Yani kesinlikle tanıdık birini öldürürseniz yine yakalanırsınız. Demek ki yabancı biri ve nedensiz bir biçimde öldürülecek. O zaman karşımıza nasıl bir şey çıkıyor? Böyle bir şey çıkıyor. Yani siz bunlardan bir tanesini veya birkaç tanesini öldürürseniz eğer, bunlar Avustralya aborijinleri, bunları tanımıyorsunuz, bunları öldürmek için de bir motifiniz yok. Güzel, o zaman iki tane koşulu yerine getirdiniz de demektir. Şimdi diyelim ki yabancı birini hiç nedensiz bir şekilde öldürmeye karar verdiniz. Eğer kurban sayısını arttıracaksanız yani seri katil olma niyetiniz varsa orada durun. Çünkü her cinayette benzer teknikler kullanmaya başlayacaksınız. İşte bu zaman bir modus operandi oluşacak. Modus operandi yani operasyon şekli. Ha işte belli bir operasyon şekliniz varsa eğer, yani birden fazla kişiyi öldürmeye başladığınızda hep birinci öldürdüğünüz gibi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci öldürmeye başlarsanız eğer biz buna modus operandi diyoruz. Birçok seri katil bu yüzden yakalanmıştır zaten. Hep aynı şekilde cana kıydıkları için ve aynı şekilde öldürdükten sonra diyelim ki bir poz verip veyahut da bir yere attıkları veyahut da üzerinden bir şeyler kesip işte yanlarını aldıkları için kulağını, gözünü, dudağını her neyse. İşte bu modus operandi. Modus operandi olduğu anda ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü polisler demin de söyledik benzer cinayetlerin aynı elden çıktığını hemen anlarlar. Dolayısıyla ilk kurbanı bıçaklayacaksanız ikincisini örneğin radyoaktif bir madde yutturmanız lazım. Yani bu kadar farklı bir şey yapmak gerekir ki şüphe çekilmesin. Şimdi radyoaktif dedim de artık polisler radyoaktif maddeyle birinin öldürüldüğünü dahi kolayca bulabiliyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu sağda aşağıda gördüğünüz fotoğraftaki şu sarışın adam eee Rusların KGB ve şimdilerde onun uzantısı olan FSB'nin bir ajanı olan yani e, bir e, bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'na benzeyen bir örgütün ajanı olan Alexander Litvinenko. Bu Putin aleyhdarı bir adamdı ve de Londra'ya kaçmıştı. Londra'da öldürüldü bu. Belki aranızda hatırlayanlar vardır. 2006 yılında yapılan otopsi izleyen 6 hafta içinde İngiliz polisi bunun Polonyum-210 ile öldürüldüğünü buldu. Hem de maddenin Londra'daki izini sürebildiği, yani buna bu polonyum nerede, nasıl verilmiş, mesela bir bir Japon lokantasında bir yeşil çay içerken içine atılmış vesaire, onu buldu, onu getirenlerin hangi uçakla Londra'ya geldiğini buldu vesaire. Demek ki bu kadar farklı ve beklenmedik bir şeyle adam öldürseniz bile yine bulunuyor. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Olay yerinde... Bırakmamanız gereken kanıtlara. Çünkü bildiğiniz gibi bir olay yerinin en can alıcı noktası tabii ki bir olay yeri incelemesidir. Soruşturmanın başarısı da zaten tamamen iyi bir olay yeri incelemesine bağlıdır. Ve dünyanın her ülkesi bu arada ülkemizde bu konuya deli gibi yatırım yapar personel eğitir. Şimdi hiç polisi bulunmayan bir ülkede tanımadığınız birini nedensiz yere öldürmeye kalkmanın da sizin için bir anlamı olacağını pek zannetmiyorum. Ama ancak o koşulda yani polisi olmayacak, sizin bir motifiniz olmayacak, ondan sonra da bir, e, bir nedeniniz olmadığı gibi kimseyi de tanımayacaksınız. Şimdi bu biraz artık saçmalık gibi gözüküyor. Çünkü böylese akıl dışı bir işe kalkışmanın aslında yani tek nedeni adam öldürmenin aslında ve daha sonra buna devam etmenin akıl dışı nedenlerinden bir tanesi de polise ne kadar zeki olduğunuzu kanıtlamak. Çünkü seri katiller bir noktadan sonra yakalanmamanın vermiş olduğu özgüvenle oraya buraya mektuplar yazmaya hatta polise mektuplar yazmaya ve de yavaş yavaş hata yapmaya başlarlar. Çünkü bütün gayeleri bir noktadan sonra polisin kendisini yakalayamaması ve kendisinin ne kadar zeki olduğunu onlara kanıtlamak, topluma kanıtlamak. Şimdi o zaman eğer kusursuz bir cinayet işleyecekseniz, olay yeri inceleme işini bilen bir yerde bunu becerirseniz eğer tabii ki zekanızı daha kolay kanıtlarsınız. O zaman kusursuz cinayet gündeme gelir. Şimdi biraz konuyu dağıtacağım ama aklıma gelmişken tarihin en iyi başlıca iki kusursuz cinayetinden bahsetmek istiyorum. Tabii bazıları daha var. Neden olduğunu da size söyleyeceğim ama şimdi iki tanesini çok iyi biliyoruz. Ee, neden onlara kusursuz dediğimizi de şimdi göreceksiniz. Bir kere bir tanesi şu sol taraftaki şu ünlü karın deşencek. E ee, onun anlatmama sanırım gerek yok. Londra'da 1888 Nisan'ıyla gördüğünüz gibi 91 Şubat'ı arasında 11 kişiyi öldürmüştür. Bunlardan onu seks işçisiydi. Ee, bazı silikatillerin böyle seks işçilerini seçmelerinin tabii ki temel nedenlerinden bir tanesi, her ne kadar e, kimi kimi kişi, hani dünyayı bu insanlardan kurtarmak, bu ahlaksızlıktan kurtarmak filan gibi bunun gerekçesini açıklarlarsa da aslında problem o değil. Problem bir seks işçisi ortadan kaybolduğunda kolay kolay bu bilinmez. Yani hiç kimse bunu polise ihbar etmez. Çünkü zanneder ki işte kalktı gitti başka bir şehirde orada bu işe devam ediyor. Pek de kimi kimsesi yoktur peşine düşen. Yani adını belki değiştirmiştir vesaire. Başka bir kenttedir muhakkak zaten kendi kendi yaşadığı büyüdüğü yerde de değildir. O nedenle kolay hedeflerdir, kolay avlardır seks işçileri. Ee, yani sebep ahlaki bir sebep olarak bunu anlatırlar. Örneğin bir İranlı seri katil vardı. O şekilde izah etmişti. Allah bana emir veriyor, ben de onları öldürüyorum şeklinde. Ama yine de idam cezası aldı ve de onu astılar. Yani hiç kimse böyle bir böyle bir eylemin Allah emri olarak ona işte geldiğini, doğrusu inanmadı. Şimdi o nedenle de bu gerekçe kendisini savunmak için birçok seri katilin kullandığı bir gerekçedir. Ama altında yatan temel neden o kişilerin ortadan kaybolduklarının kolay kolay anlaşılamaması ve de böylelikle sorumlulukları. soruşturmanın sarpa sarması yüzündendir. Ee, daha doğrusu önce Karın Deşençek'ten bahsedelim. Yani kimliği hala belli olmadı. Ama e, şimdilerde çoktan ölmüş. olmalı o. Yani seri katillerin de Şimdilerde bulunduğunu, hatta mezarların açılarak onların incelendiğini vesaire de söylemeden geçmeyelim. Şimdi sağ taraftaki zodyak katili, zodyak katili Aralık 68 ile Ekim 69 arasında, yani çok kısa bir yıl bile değil, yani bir böyle bir süre içerisinde. 16 ile 29 yaş arasında 30'a yakın kişiyi öldürdüğü biliniyor. Belki o da öldü, belki başka bir suçtan cezaevinde, belki de sallanan bir koltuğa oturmuş okyanusu seyrediyor. Ama bildiğiniz gibi yazdığı mektuplardan birinin şifresi daha geçen haftalarda çözüldü ama adına hala ulaşılabilmiş değil. Fakat bu sunumu tamamlarken adını bulmaya da ne kadar yakın olduğunu e, izah etmek istiyorum. Ama arada başka bir şey de anlatmam gerek. Şimdi tekrar başa dönecek olursak az önce belirttiğim gibi bir kere kanıt bırakmamak gerekiyor. Şimdi eskiden bunu yapmak kolaydı kanıt bırakmamak. En önemli kanıt çünkü polisler için parmak iziydi. Eldiven takarak konuyu çözmek mümkündü ya da ayakkabı iziydi. Başkasının ayakkabısını giyerek daha küçük numara rahatsızlık verecek o verecek olduğundan genellikle biraz daha büyük bir ayakkabı giyilirdi her neyse. Polisin bu katili bulma şansı azdı. Gerçi Sherlock Holmes zamanında bile yani 100 yıl öncesinde bile katillerin daha büyük ayakkabı giyme olasılığından bahsedilir. Ama bildiğiniz gibi giderek işler çok zorlaştı. Çünkü ne var? Çünkü DNA çıkalı mertlik bozuldu diyoruz. Şimdi başınıza bone, ele eldiven, ağza maske, gözde gözlük, üzerine tulum. geçirmediğiniz takdirde geride biyolojik delil bırakılacağı muhakkak. Yani şu kıyafette olmanız lazım. Astronot gibi de öldürmek ama DNA analizleri sayesinde tek bir kıl, tükrük damlası ya da kepekten DNA elde edilebildiğini düşünürseniz başka çareniz yok yani kusursuz cinayet işlemek için bu kılıkta bir kere olmak gerekir. Yoksa mutlaka kendinizden bir biyolojik delil bırakıyorsunuz. Şimdi tabii ki öldüreceğiniz kişinin üzerinize tükürüp kusması bir yana parmağının ucuyla bile size değmesine izin vermeyin. Tabi siz de ona dokunmayın. Ağzınızı açıp tek kelime konuşmayın. Hatta nefes bile alıp vermeyin. Heyecanlanır. idrarınızı kaçırmayın. Sakız çiğnemeyin. Sakın acıkıp, susayıp bir şeyler yiyip içmeyin. Bir sürü katil bu yüzden, bu saydıklarım yüzünden yakayı ele vermiştir. Ne kadar aptalca gelirse de hakikaten bunları yapanlar olmuştur. Şimdi olay yerindeki bitkilere, ot ve çiçeklere değmeyin. Çamura, toprağa, kuma kesinlikle basmayın. Her ne olursa olsun. Evinde hayvan bekleyen birini öldürmeye kalkmayın. Olay yerinde sizi ısıran, sokan, gagalayan, hatta değen herhangi bir canlı olursa hemen yakalayıp yiyin. Yoksa DNA'nızı dolayısıyla sizi bulmalarını engelleyemezsiniz. Bu saydığım hadiseler yüzünden yakalananlar olmuştur. Yani eve girmiştir. Evde bir papağan birini öldürmüştür. Giren çıkarken papağan onu gagalamıştır. Gagasındaki kandan katilin kim olduğunu buldular. Adam eve girdi, bir bitkiye sürtündü. O bitkinin polenleri yere döküldü ve böylece içeriye girenin böyle bir bitkiye değdiği anlaşıldı. Şüphelenilen kişinin elbisesinin üzerinde yani deri bir ceketti üzerinde polenleri gördüler ve oradan bir şekilde yürüyerek cinayeti itiraf ettirebildiler. Şimdi bakın çok ilginç bir başka şey daha. Aralık 2008, üstelik epey de eski bir tarih, Finlandiya'da bir küçük kent, Lapua diye bir kent, burada çalınmış bir araç bir yere terk edilmiş olarak bulunuyor. Bir polis memuru var, ismini de biliyoruz üstelik. Sakari Palomaiki bazen dünyanın böyle çok başarılı polislerin ve dedektiflerinin isimlerini biliriz. Derslerimizde de anlatırız. Şimdi bunlar hep farklı bir alanın farklı kahramanları. Ya çok zeki dersiniz veya da tesadüf diyebilirsiniz, şans diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Ama bu küçük kentteki bu çalınmış, terk edilmiş aracın içini arayan olay yeri inceleme ekibinin memuru bu ve aracın içinde bir kara sineği görüyor. Kara sineğin dolandığını görüyor. Onu yakalayıp kriminal laboratuvara gönderiyor. Sineğin kanından hırsızın DNA profilini buluyorlar ve adamı bu sayede yakalıyorlar. Şimdi yine bir başka şey. Bu sefer yine öylesine eski. Bu sefer Avustralya'dayız. Avustralya'da 71 yaşındaki bir kadını öldüren birisi var. Kim olduğunu bulamıyorlar. Olay yeri incelemesinde bir tek sülük buluyor bir dedektif. O da Mick Johnston onun da adı. Bir sülük. Kadının öldürüldüğü yerde bir sülük. Bu ormanlık bir yerde bir ev çünkü bu sülüğün kanını inceliyorlar ve katilin DNA profilini elde ediyorlar ve fakat kim olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü DNA profilinin polisin elinde olabilmesi için bir şekilde daha önce ya bu kişinin kullanmış olduğu diyelim ki cinayet silahının üstünden teri ya da bıçakladıysa birini ve elini kestiyse kendi kanını bulmak ya da camı kırarak içeri girdiyse kırık camda elinin kanını bulmak ancak o sayede mümkün olur. Veyahut da herhangi bir başka suçtan cezaevine girdiyse DNA bilgisi de o zaman bulunur. E şimdi bu kişi herhangi bir suç işlememiş daha önce. O nedenle DNA biri tabanında yok. Hal böyle olunca uzun yıllar bu sülün Kimin kanını emdiğini bulamıyorlar ama katilin DNA'sını biliyorlar, DNA profilini biliyorlar. Yıllar geçiyor ve de 2001 yılında bir uyuşturucu kaçakçısının cezaevine girerken kanı alınıyor DNA profilinin eldesi için. Ve de bir de bakıyorlar ki aslında kadını öldüren, yıllar önce kadını öldüren de o. Şimdi gördüğünüz gibi vazgeçmemek gerekir. Aslında kusursuz bir cinayet işlediğini zannetmiş olabilir adam hiçbir şey bırakmayarak geride. Ama ne olmuş? Hiç kontrolü olmadan bir şekilde o orman içinden geçerken bir sülük bunun bacağına yapışmış. Ondan sonra da olay yerinde o sülük düşmüş. Şimdi burada artık bunun kontrolü kendi elinde değil. İşte onun için yavaş yavaş neden kusursuz cinayet yoktur dediğimizi anlamaya başlıyorsunuz. Ama tabii buna bir cümle eklemek gerekir. Kusurlu soruşturmalar vardır diyebilmemiz lazım. Çünkü gerek o sivrisineği bulan ya da o sineği bulan, gerekse buradaki sülüğü bulan, şimdi bunlar olağanüstü olay yeri incelemeler. Her zaman da bu kadar ayrıntıyı düşünmesi tabii ki bir memurun kolay olmaz. Ama ne olursa olsun böyle olaylar sayısız. Demek ki mümkün bu kadar titizde arayabilmek. Aa, şimdi gelelim bir başka meseleye. Olay yeri neresi olacak? Tamam birini öldüreceksiniz ama nerede öldüreceksiniz? Şimdi öldüreceğiniz kişiyi eve çağıramazsınız. Otomobilinize alamazsınız. Onun evine gidemezsiniz. Onun aracına binemezsiniz. E, herhalde bu kadar akıllı olduğunuzu varsayıyorum bunları yapmayacak kadar. Ama bunları yapanlar tabii ki olmuştur ve yakalanmışlardır elbette. Ama bunlar yapılmayacak. Kısacası olay yeriyle ne onun bilgisi olacak ne sizin bilginiz olacak. Bir bağlantısı olmayacak yani. Şimdi bu bir. İkincisi nasıl buluşacaksınız? Otomobile, otobüse, taksiye hiç binemezsiniz. Hele taksiye binerseniz buluşmaya giderken taksi şoförünü de öldürmeniz gerekecek. Çünkü o da sizi tanıyacak eninde sonunda ve de bir, bir eşgal verecek. Şimdi yukarıda anlattığım kıyafetle yani astronot kıyafetiyle en iyisi aslında bisiklete binmek. O da böyle bir şey oluyor. E Bu halde de dikkat çekmemeye gerekir. Yani hiçbir şekilde bu kılıkta etrafta da dolaşmamanız lazım. Çünkü sizi görünce herhalde tımarhaneye kapatırlar. Ama bu olmadığı takdirde bir aracınız yok. Bisikletten daha iyi gide, Yani daha sizi e, güvenli bir biçimde taşıyacak bir alet yok. Bu kıyafette artık olmazsa olmaz. Şimdi katiyen telefon etmemeniz lazım. Çünkü telefon ettiğiniz anda mutlaka bir şekilde daha sonra bu sinyallerden e, vesaire sizi bulmaları çok mümkün. Onun için telefon edilmeyecek. E, neyle iletişim kuracaksınız? Yani diyeceksiniz ki şu gün şu saat şuraya gel. Yani bir şekilde buluşacaksanız eğer. Şimdi kimileri bu konuda çalışan bazıları diyorlar ki duman sinyali göndersin. Yani telefon etmeyecekse o kızıl deriler gibi duman sinyali göndersin. Tamam da bu çok tehlikeli tabii ki. Neden? Dumanı görenler yangın var diye bağıracağı için tabii daha beter olur. Hele Türkiye'de mutlaka yangın var diye muhakkak söyleyenler olur. Şimdi gelelim cinayet silahına. Şimdi çok popüler bir cinayet silahı var kusursuz cinayet olmaz bununla yaparsam kimse bulamaz filan diyerekten böyle çok popüler o da bir buz çubuk şimdi ne de olsa cinayet sonrası kendi kendine yok eder yani bu görevimiz tehlikede hani bir, tep tape kaseti vardı kendi kendine yok ediyor aynen onun gibi yok eder diye ümit ediyorsunuz yani bu, bu kulağına sokarım erir kimse de bunu bulamaz tamam Tamam ama biraz pratik yapmanız gerekir. Çünkü hem buz çubuğunu imal etmek, hem olay yerine taşımak, hem de erimeden, kırılmadan birine saplayabilmek, üstelik ölümcül bir noktaya da denk getirebilmek el çabukluğu ve beceri elbette gerektirir. Film ve dizilerde görürseniz eğer katliam buna itibar etmeyin. Şimdiye kadar bunu başarabilmiş bir katil bilmiyorum. Belki ilki sizlerden biri olur. Dolayısıyla işte o zaman kusursuz cinayet diyebiliriz belki ama böyle bir şeyin teknik olarak olması tabii ki tabiata aykırı. Bu durumda, bu durumda tek çare uzaktan birini öldürmeye kalkmak. Örneğin nasıl düşünce gücüyle. İsterseniz bunun üstünde biraz çalışın derim. Evet. Şimdi diyelim ki buraya kadar olan her şeyi kusursuzca becerdiniz. Şimdi sıra cesedi tanınmaz hale getirip ortadan kaldırmaya geldi. Çünkü işin en zor yanı burası. Birini öldürmek kolay ama ondan sonra bir cesedi ortadan kaldırmak kadar zor hiçbir şey yok. Koskoca bir şey bu teorik olarak değil mi? böyle sarıp sarmalayıp omuzunuzu alıp sokaklarda dolaşamazsınız. Adam dolaşıyor oralarda ama herhalde eceliyle ölmüştür diyerekten düşünüyorum ya da ümit ediyorum. Ama bu şekilde ortalıkta dolaşılamaz elbette. Şimdi basit gibi görünmekle birlikte en zor olan bu ve buna çare bulmuş olan insanlar var. Nasıl yok ederim diyerekten çeşitli çareler bulmuş olanlar var. Bunlardan bir tanesi çare olarak asidi bulmuş olan bir İngiliz. Onun içinde adı zaten asitli katil olarak geçmiştir tarihe. Bu İngiliz bu. Şimdi bu adı John George Haig. Gazete okumayı bile günah sayan bir ailenin çocuğu. Yani çok mazbut, çok iyi ahlaklı bir Şimdi şey yapmış, büyümüş bir evde. Kendisi de eğitimini üstün başarılarla bitirmiş liseyi. Fakat 1930'larda çok basit bir sahtecilikten hapse düşüyor. Orada sülfat asidinin nimetlerini öğreniyor. Aside atılan sıçanların yarım saatte yok olup gittiğini kendi gözleriyle de görüyor. Çünkü cezaevinde çok sıçan varmış. Bunlar da asit, asit dolu, sülfat asit dolu bir fıçının içerisine atmışlar fareleri oradaki diğer mahkumlar. Bu da bunu görmüş. Cezaevinden çıktığında çalışarak bir yere varamayacağını fark etmiş. Ve de karar vermiş. Zengin ve orta yaşlı kadınları baştan çıkartacak paraları bittikten sonra öldürecek. Hakikaten de öyle yapmaya başlamış. Cesetleri de içinde sülfat asiti olan kocaman bir bidonu var bahçesinde oraya atıyor. Oluşan çamuru da bahçeye döküyor. Şimdi bu adamın son kurbanı sağda aşağıda fotoğrafını gördüğünüz dul bir bayan Olivia Duran Denkon. Şimdi kadının ortadan kaybolması üzerine bazı sorular sormak üzere adamın Londra'daki bir evine gidiyor polis. Yanına da bir arkadaşı varmış o polis memurunun adli tıp uzmanı Doktor Kate Simpson. Adını çok iyi biliyoruz çünkü Kate Simpson'ın kitapları bugün hala okutulur. Çok önemli bir adli tıp hocası. Şimdi ona diyor ki sen şurada bahçede otur biz içeride işimizi tamamlayalım ee, ve de şu adamla bir görüşelim. En son onunla birlikteymiş bayan Duran diyor ve de polis içeriye giriyor. Öteki de işte bahçedeki bir çeşme var. Bu çeşmenin kenarında bir mermer şey var bir parça bir kısım var. Oraya oturuyor. Oraya oturunca da canı sıkılıyor. Doktor yere bakmaya başlıyor yavaş yavaş. Yerde ne var? Yerde çakıl taşları var. Birdenbire gözüne kiraz tanesi büyüklüğünde bir taş takılıyor. Ve de e, aslında dikkatsiz birinin basit bir çakıl taşı zannedeceği bu taş safra kesesi taşı. Şimdi doktor bunu alıyor götürüyor mikroskop altında bakıyor ve diyor ki bu safra kesesi taşı. Bunun üzerine polis o bahçeden 250 kilo çamur topluyor. Eğiliyor ve bunun içinden bir de diş protezi buluyorlar. Hastane kayıtları inceleniyor kadının. Şöyle bir şey göstereyim size tekrar. Olay yerinin kendisini görmektesiniz sağ tarafta ve de o şapkalı olan da Doktor Kate Simpson'un kendisi yanında da o asistanı hanım var. Bunlar bir 40 yıl kadar beraber çalıştılar. Evet, sonra da böyle bir kitabı var Tabii ki ee, yazmış olduğu çok kitaplardan bir tanesi de bu. Evet. Şimdi e, hakikaten kadının daha önce bir hastanede safra kesesi ameliyatı olduğu ama ayrıca da taşı da olduğu hala. Ve protest taktığı ortaya çıkıyor. 1949'da da adamı asıyorlar. Böylelikle. Şimdi bu nedenle dikkat edin derim ben hep. Eğer cesedi asitle ortadan kaldırmayı planlıyorsanız safra kesesi ya da böbrek taşı olan birisini sakın bulmayın. Çünkü asitle yok olmuyor bu taşlar. Bir de protez takmadığından emin olun çünkü protezler de yok olmuyor. Tabii röntgen de çektirmemiş olmalı hiçbir hastaneye gidip. Yani pek kolay bir şey değil. Şimdi gelelim başka bir şey. Şimdi bildiğiniz gibi parmak izleri tek yumurta ikizlerinde dahi farklıdır. Buna karşılık DNA Tek yumurta ikizlerinde aynıdır. İşte bu nedenle de parmak izlerinin hala DNA'dan daha üstün olduğunu iddia edenler var elbette. Eski kuşak polisler parmak izinin tek yumurta ikizini dahi ayırt ettiğini ama DNA'nın edemediğini söyleyip de bundan böyle gururlanırlar. Ama mesela artık öyle değil. Çünkü yakın bir geçmişe kadar hakikaten olay yerinde DNA'sını bırakmış olan kişi eğer saptanır ve o ben değilim, benim bir de ikizim var, tek yumurta ikizim var derse bunları birbirinden ayırt edemiyorduk. Ama artık epigenetik sayesinde buna çözüm buluyoruz. Nedir epigenetik derseniz eğer şöyle İki tane tek yumurta ikizi yani bir tek yumurta ikisi yaşlandıkça yavaş yavaş değişik nedenlerle çevre koşulları, yedikleri yiyecekler, yaşadıkları ortam, coğrafya vesaire yüzünden birbirinden ayırt edilmeye başlarlar. Sesleri bile değişebilir, yüzleri değişebilir. Az da olsa artık kimin kim olduğunu anlamaya başlarız. Anne tabii çok daha erken bunu fark eder ama biz yabancılar bile... Küçükken tanıdığımız ve birbirinden hiç ayıramadığımız tek yumurta ikizlerini yaşlandıkça, 40-50 yaşına geldikçe mesela birbirinden ayırt ederiz. Niye? Çünkü DNA metilleniyor. Bir başka gruplar bağlanıyor üzerine zamanla. İşte bu epigenetik denen bir teknikle, bir yaklaşımla bunu saptamak mümkün. Yani DNA'nın kendisinin değil ona bağlanan şeyleri de artık ölçmek mümkün. Şimdilerde henüz epigenetik rutinde kullanılmıyor ama 1-2 seneye kadar kullanılacağı %100 çünkü pek çok gelişmiş ülkede artık epigenetik analiz de yapılıyor. Bu yapılmadığı zamanlar hakikaten tek yumurta ikizleri varsa söz konusuysa cinayet ile ilgili ya da saldırıyla ilgili hangisi olduğunu ayırt edemediği için mahkemeler bunları hep serbest bırakmıştır. Her ikisi de aslında salı verilmiştir. Çünkü hangisinin katil olduğu anlaşılamamıştır. Böyle birkaç tane olay var. Ama şimdi artık öyle değil. Ne kadar değil? Daha 1 iki yıl değil. Onun için eğer tek yumurta ikizimiz varsa şu bir iki yıl içerisinde Birini öldürebilirsiniz ve suçu da tabii ki tek yumurta ikisini atabilirsiniz ama daha önce beraat edenlerin bir tanesi Almanya'da, öbürü Malezya'da, üçüncüsü de Amerika'daydı. Orada her ikisini de serbest bıraktılar. Eğer bu cinayeti Türkiye'de işlerseniz eminim her ikinizi birden, her iki tek yumurta ikisini birden hapsederler. Çünkü içinden çıkılamadığı takdirde e, birisi bunun katili işte bu veya o. Onun için en azından belki konuşur diyerekten bir tanesi ikisini birden adam öldürmeden yargılayıp hapsedebilirler. Şimdi tamam tek yumurta ikiziniz varsa bir iki sene rahatsınız ama tabii DNA'nın olay yerinde bırakılabilecek tek kanıt olduğunu varsaymayacak kadar da akıllı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü mesela sadece parmak izi ya da DNA değil elbette. Bir başka mesele yine eskiden su altındaki cinayetler kolay kolay birbirinden ayırt edilemezdi. Nitekim çok ünlü bir hadise vardır. Her ikisi de iyi birer yüzücü olan bir karı koca dalıyorlar Karayip Adalarının açıklarında ve adam kadını suyun altında işte şeyin tüpün hortumunu keserek öldürüyor. E, fakat otopsi doğru dürüst yapamıyorlar. Karayip Adaları'ndaki otopsi olanakları fazla değil. İyi de bir avukatı var. Dolayısıyla kalp krizinden kadının öldüğü e, sonucuna varılıyor ama e, şimdilerde artık böyle bir şey problem yok. Suyun altında işlenen her türlü cinayeti tabii ki adli tip uzmanları da anlıyorlar. Şimdi gelelim az önce DNA profillerinden ve veri tabanlarından bahsettik. Şimdi size biraz mucizeler anlatacağım birkaç tane. Şimdi veri tabanları DNA'nın profillerinin yani DNA profillerinin e, korunduğu bilgisayar ortamları, sayısal veriler tutuluyor orada. Kimlerin ya mağdurun üzerinden alınan mesela örneğin diyelim ki bir cinsel saldırı, bir tecavüz vajinal yaymada erkeğe ait e, semen bulunmuş oranın DNA profili yükleniyor ve onu arıyor insanlar o kişiyi. Veyahut da işte birini öldürüyor, silahın üstünde e, DNA'sı oluyor. Bir kağıda imza atıyor, kağıdın üzerinde teri var. Yani nerede bir insanın işte teri, kılı, e, ondan sonra tükrüğü var ise orada DNA'sı da var. DNA'da herkes artık profili elde etmesini biliyor ve de bu bir veri tabanına da yükleniyor. Daha sonra da buralardan e, olaylar aydınlatılmaya çalışılıyor. Ama artık kişinin DNA'sının, DNA profilinin veri tabanında olması şart değil. E, o zaman nasıl bulunacak? Bakın nasıl bulunuyor? Şimdi bir takım ticari siteler var. Cüz'i ufak bir para karşılığında siz oraya tükrüğünüzü gönderiyorsunuz. Ve de sizin genetik profilinizi elde ediyorlar. Yani baştan sona DNA dizini de, veya veyahut da onun üzerinde birçok bölge. Buna genetik soyacı deniyor. Genetik genealogy. Şimdi biz bunun adli Soyağacın kısmını konuşacağız şimdi. Bu gönderdiğiniz profiller nereye gidiyor dersiniz? Ortak bir veri tabanında toplanıyor. Niye yaptırıyor bunu bu insanlar? Niye para verip de kendilerine böyle bir profil yaptırıyorlar? E çünkü birçok insan akrabasını arıyor. Dünyanın bir yerinde acaba bilmediğim bir yeğenim, bir teyzem, bir amcam var mı? işte savaş çıkmıştı memleketimizde onlar o tarafa bir tarafa gitmişlerdi ya da kayıp akrabam var o akrabayı belki bulurum diyerekten veya da bazı hastalıklarla ilgili tabi merakları var yani acaba ben işte şöyle bir hastalığa tutulur muyum böyle bir bölge var mı benim DNA'mda diye gönderiyor. Gönderirken ama aynı zamanda ee, çok kendine özel, kendine özgü bir bilgiyi de tabii ki bir firmaya gönderiyor ve o firmalar kendi aralarında örgütlenmiş vaziyetteler ve böyle bir yer oluşturmuşlar. GetMatch diyerekten şu anda orada 1.2 milyon kişinin profili var. Dünyanın her tarafından insanlar var. Herkes çünkü birbirini arıyor. Kimisi işte dediğim gibi kayıplarını arıyor. Kimisi belki evlatlık verilmiş gerçek anasını, babasını arıyor. Bir tesadüf eseri onlar da kendi profillerini buraya yükledilerse onlarla bir kısmi örtüşme var diyerekten geliyor size cevap. Yani diyor ki işte sen şimdi Türkiye'desin ama diyelim ki Özbekistan'da senin üçüncü kuşak diyelim ki akraban olabilecek biri var. Adı da şu istiyorsan temas kur belki sizin aileden biridir filan diyor. Ve herkes de bu işte çok bir heveskar. Böylece de hani benim soyum sopum nereden geliyor? Geçmişim nerede filan? Ya çok meraklısı var bu işin. Her dakika artıyor bunun miktarı. Buradaki şeylerin, profillerin miktarı. Şimdi bu insanların suçla uzak yakın bir ilgisi yok. Bunlar volanteli kendileri isteyerek üstüne de para vermişler. Burada kendilerini şey yapıyorlar. Bu adam 43 yıl sonra bu sayede yakalandı. Nasıl yakalandı derseniz eğer 2018'de bu adam ki altın eyalet katili ya da doğu kıyısı katili diye bilinen 73 ile 86 yılları arasında 13 cinayet, 50 tecavüz, 120 soygunu var bu adamın geçmişte. 73'te işlediği cinayeti 2018 Nisan'da odur diye buluyorlar. Nasıl bulunuyorlar? Çünkü ellerinde bu cinayet ve tecavüzlerden elde edilen biyolojik örnekler var. Bu biyolojik örneklerde daha sonra yapılan DNA profilleri var. Fakat bu profilleri yükledikleri zaman bu adam daha önce hiç başka suç işlemediği için DNA bankalarının yani DNA veri tabanlarında oluşması ancak 90'lı yıllar olduğunda 90'lı yıllardan sonra da adam hiç hiç suç işlememiş. Dolayısıyla bankada bu yok bu adam. Ama demin size gösterdiğim o müşterek büyük milyonların içinde bulunduğu yerde bu adamın bir akrabası çıkıyor hem de çok uzak bir akrabası çıkıyor. Ve bu sayede daraltıyorlar ve de o akraba kümesi aşağı yukarı bir 500 kişiyle yüz yüze görüşerek sonunda bu adama varıyorlar. Bu adam arada evlenmiş, üç tane kız çocuk babası olmuş. Eski bir polis bu. Maalesef polislerin arasında çok katil çıkar. 71 yaşında şu anda. Ve de işte geçtiğimiz Ağustos'ta da ömür boyu hapse mahkum oldu. Bulunduğu yerde idam cezası olmadığı için o eyalette idam etmiyorlar. Ama gördüğünüz gibi cezaevinde ölecek birinden bahsediyoruz. Bu adam kendi ölümünden 40 yıl sonra ölmüş adam. Ölümünden 40 yıl. Niye ölmüş? Çok salakça ölmüş aslında. Çünkü birini bıçaklayıp öldürürken bıçak aynı zamanda kendi bacağına saplanmış ve orada ölmüş. Yani ağır yaralanmış. Ondan sonra da bir yerlerde gitmiş ölmüş. Fakat bu adam 40 yıl sonra bunun bir seri katil olduğu 76 ile 81 arasında 12 cinayeti 9 tecavüzü var. Bu sayede bulunmuş. Yine bu deminki o ortak herkesin para karşılığı DNA'sını incelettiği, akrabalarını merak ettiği için incelettiği ortamdan. Bu da bir seri katil 6, 4 kişiyi öldürmüş, bir tanesinin olay yerine sigara içmiş ve izmariti yere atmış. O izmaritin ucundan DNA elde ediliyor ama o DNA profilde yok, polisin elindeki profilde yok. Ama nerede var? uzak bir akrabası yani DNA'sını kısmen örtüştüğü birisi bu bankanın içerisinde var. Nerede? Ticari bankanın içerisinde. Tabi bunlar böyle birbiri ardı sıra arttıkça şimdilerde bu parayla şey gönderilen bankalar bu parayla örnek gönderilen yerler analiz yapmadan önce bir rıza formu istiyorlar. Yani bunun paylaşılması ya da paylaşılmamasıyla ilgili olarak. Ama siz paylaşılmasını istiyorsunuz ki bir akraba bulasınız, onun için habire işaretliyorsunuz. Paylaşıldığını işaretlediğiniz anda zaten ona dünya polisinin de erişim imkanı oluyor. Ve bu giderek büyüyor. Yani şimdi biz konuşurken bunun sayısı herhalde işte bir buçuk milyona bile ulaşmış olabilir. Şimdi bu enteresan çünkü bu Çin'de. Çin'de böyle bir şey yok. Ama Çinliler başka bir şey yapıyorlar. Yalnızca DNA bankaları değil, Y kromozom DNA başka bir şey daha aynı zamanda. Yani erkekle bir ailenin bütün erkeklerinde aynı çıkan bir özelliğimiz daha var. Erkekleri erkeklerde bulunan çünkü tekrar söyleyelim, tekrar bir ilk defa söyleyelim bu gruba. Mitokondriyal DNA diye bir DNA var. Hücrelerin içindeki pilimiz yani enerji üreten bir küçük böyle sosis gibi bir şey vardır. Onun içinde bir DNA var. O DNA sadece anneden geçer çocuğa. Anneden kız çocuğuna ve erkek çocuğuna geçer. Ama erkek çocuktan kendi çocuklarına geçmez. Sadece anneden çocuklarına aktarılan yani kadınlardan kız çocuklarına ama oğluna da aktarılan fakat oğuldan kendi çocuklarına aktarılamayan bir özellik o mitokondriyal DNA. Anne tarafından akraba alan herkes de aynı. Bir de Y istiyar var. Başka bir şey daha. Yine bir DNA. Ama bu sefer o da erkeklerde hep aynı. Erkek tarafında hep aynı. Şimdi bu Çinliler sadece haberi deminden beri konuştuğumuz çekirdek DNA'sını Hani o çeki her çekirdek her hücrenin çekirdeğinde bulunan açılınca bir metre uzunluğunda olan o müthiş mucizeyi incelemekle kalmıyor. Aynı zamanda başka şeyler de inceliyorlar. Ve bu adam bir seri katil. 11 cinayeti var daha önce. Bir türlü bulunamayan birisi bu. Fakat Çinliler her suç işleyende bütün DNA'ları inceliyorlar. Ve bütün DNA tiplerini inceleyip bankalıyorlar. Nitekim bu adamın DNA'sını da işlemiş olduğu cinayetlerden bir iki tanesinde aynı zamanda tecavüz var. Oralardan elde ettikleri DNA'sı sayesinde elinde ama daha önce başka da suç işlememiş. Yani arada aradan geçen bunca yılda hiç suç işlemediği için de profili DNA bankalarında yok. Fakat nerede var? Günün birinde birdenbire bu adamın büyük amcasının yani dedenin, dedenin kardeşinin oralarda büyük amcasının ikinci eşinden olma oğlu hırsızlığa teşebbüs ediyor. Teşebbüs ediyor. Teşebbüs ettiği için de onun DNA'sını alıyor Çinliler ve de bir şeye koyuyorlar, veri tabanına koyuyorlar ve bir de ne görüyorlar ki bu seri katilleri ki buna da Çinli karın deşen dedi. Bütün dünya Çinli karın deşen. Çünkü çok vahşice yapılmış olan cinayetlerdi bunlar. Böylece adamı yakaladılar. Evet tabii ki bunu idam ettiler. Nasıl idam ettirdiğini bilmiyoruz ama idam ettiler. Evet şeklini bilmiyoruz. Çinlilerin nasıl idam ettiğini bilmiyoruz. Söylemiyorlar çünkü. Evet. Şimdi Zodyak daha önce konumuzun başında konuştuk. Son mektuplarından bir tanesinin de şifresi çözüldü. Ama başka ne var? Başka bir şey daha var. Yazmış olduğu bir birkaç mektup var bunun. Polise gönderdiği, Yahut da işte gazetelere gönderdiği mektuplar var. Bu mektupların üstünü de bu adam pul yapıştırmış. O, o tarihte tabii pul var. Şimdi pulların arkasından elde edilen DNA var kısmi yani tam bir DNA yok tabi bunca yıl sonra kalmamıştı da kısmi bir DNA var. Bu DNA'nın beri tabanında karşılığı yok. Çünkü bu da daha sonra hiç suç işlememiş. Yani DNA analizleri çıktıktan sonra hiç suç işlemediği için katiller kaçabiliyorlar tabii ki. Çünkü belli bir noktadan sonra DNA başladı. Ondan önce DNA yoktu zaten ve de polisin elinde böyle bir güç olduğunu bildikleri anda zaten birçok katil seri katil olmuş ve sürdürme durumunda olanlar da biyolojik delil bırakırım korkusuyla devam etmemişlerdir. Nitekim Zod yakında bir noktada durduğunu biliyoruz. Neden durdu o meçhul ama pullar var. Bu pulların arkasında da tükrükle yapıştırmış veyahut da en azından elini sürmüş Oradan elde edilen DNA var. Bunun karşılığı yok bankada. Yani bunun kim olduğu bulunamıyor ama şimdi yaklaşık bir üç ay öncesinden itibaren bu demin söylediğim ticari şeyde bunu arıyorlar. Bu milyonlarca, milyonlarca DNA profili içerisinde bunun profilinin kısmen örtüştüğü birini eninde sonunda bulacaklar. O kısmen örtüştüğü birinin de o büyük grubun içerisinde sorgu sual ederek sonunda zodyakta mutlaka bulunacak. Şimdi buna siz ister etik deyin, ister değil deyin, yani ticari bir şeyden polisler nasıl yararlanıyor diyerekten söyleyin. Ama bana göre kusursuz cinayet yoktur. İşte bu anlattıklarımız yüzünden yoktur. Evet, çok konuştum, çok teşekkür ederim. Kapatıyorum. Evet. Bizim için çok teşekkür ederiz hocam. Ee, siz de dilerseniz isterseniz şu an eee soru cevap kısmına geçeyim. Ben arkadaşlarımızın sorularını size ileteyim. Evet. Eee iyi bir seri katil midir yoksa dönemin yetersizlikleri mi işine gelmiş oldu? Hayır, iyi bir seri katil değil. Şöyle bir durum var orada. Bildiğiniz gibi karakolların belli bir e, şey alanı vardır. Kendi icraat alanları. Herkes her yere karışmaz. Değil mi? Yani bulunduğunuz kentte değişik emniyet e, amirlikleri var. Onların e, belli bir icraat alanları var. Şimdi burada Karın deşenecek öldürdüğü kadınları hep iki tane karakolun e, şey alanının e, faaliyet alanının kesiştiği yere bırakmış. Hep Muhtemelen bunu biliyordu zaten. Bu bir tesadüf olamaz. Yani böyle bir iki, iki karakolun ilgi alanının ortasına. Dolayısıyla birisi hep öbürünün işidir diye öbürüne atmış. Bu taraftakiler demişler ki biz buna bakmayız karşı taraftakiler baksın. Ve böylece bir kere gecikmiş bu. Bir bu. İki, kurbanlardan birinin kanıyla duvara bir yazı yazmış. Yahudilerin aleyhinde bir yazı aslında bu. Gece gelen, olay yerine gelen emniyet müdürü duvardaki bu yazıyı görünce aman infial uyandırır şimdi Yahudi cemaati içerisinde. Hiç lüzum yok böyle Yahudi düşmanlığı yansıtan bir cümlenin burada kalmasına deyip onu bir güzel sildirmiş. Halbuki o yazı, duvar yazısı bile olsa mağdur kanıyla bile yazılmış olsa yine de adamın el yazısının karakteristiklerini taşır. Yani duvar yazısından mesela kim olduğu anlaşılır. Duvarlara yapılan grafitilerden veya yazılan yazılardan kimin yazdığı anlaşılır. Karakteristik özellikler var. bu, böyle bir fırsat da olmamış. Daha sonra tabii ki Kadınların hep şey olması, seks işçisi olması yüzünden toplumda buna pek o kadar önem vermemiş başlangıçta. Şimdi aynı aynı şey, aynı sorun İngiltere'deki Yorkshire'da olan yine böyle bir seri katilin zor yakalanması. Şimdi mesela şey seyreden varsa Netflix, Netflixis. Netflix'te bir şey vardı, Ripper diyerekten bir dizi var, Ripper, Karın Deşen demek ama bu Karın Deşen, o Karın Deşen değil, İngiltere'deki başka bir karın, çok enteresan bir dizi, tavsiye de ederim. Eksikler var, çok eksikler var, kriminal profilleme ile ilgili eksikler var, aranızda pro psikologlar varsa daha sonra onu tartışırız. Çünkü ben filmi izleyenleri, diziyi izleyenlerle ayrı bir e, Zoom toplantısı da yapacağım çünkü profilleme var orada ilginç e, konular var. Eksik çekilmiş bazı şey. Kasten belki de eksik yaptılar o kısmını ama konuşuruz. Neyse şimdi benzer şekilde bu İngiliz başka bir İngiliz seri katilin de kurbanları arasında seks işçileri var diyerekten katliyen ilgilenmemişler önce. Çünkü aman bir tane mikrop eksildi, yok olsun, yapmasaydı bu işi, her önüne gelenin arabasına binmeseydi filan diyerekten bunlar tabii toplumca çok küçümsenir. Fakat bunların arasına bir tane böyle iyi aile kızı, küçük, lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi filan girmeye başladığı zaman önce onun başka birisinin tarafından öldürüldüğü zannedilir. Ve de o ilk ön yargı devam eder. Polis de devamlı e, seks işçisi kadınların bulunduğu mahallelerde devriye gezer. Çünkü oraya gelecek diye düşünür. Halbuki arada başa kurbanlar da var. İşte e, Karın Deşencek'te de hepsinin seks işçisi olduğu zannedilmiştir. Ve de tabii ki ondan sonra da iş sarpa sardı. Muhtemelen başka kurbanlar da var zaten. Yani şu anda bazılarını biliyoruz belki de. Daha fazla olduğu da muhakkak. Evet teşekkür ederim hocam ee, Alfred Hitchcock filmlerinden tutun CIA dizilerine kadar birçok polisiye film ve kitap gerçek katillerden esinlenerek yapıldı tam tersinin de olduğunu düşünüyor musunuz? yani polisiye yapıtlar katilleri etkiliyor mu? meslek hayatınızda hiç buna benzer bir durumla karşılaştınız mı? dur bir kısmını ben anlayamadım yani evet ee, söyle bir daha söyle em... Kitap ve filmler gerçek katillerden esinlenerek yapılıyor. Fakat e, katiller de bu kitap filmlerden esinleniyor mu? Ha, yok, anladım. Hayır, öyle bir şey yok. Bir iki tane film var. Bir tanesi bu testeredir mesela. Ee, böyle çok büyük şiddet içeren şeylerden esinlenenler olmuştur. Ama şimdi şöyle, parmak izi bırakmayacağını zaten herkes biliyor. Göstersen olur, göstermesen ne yok. Biyolojik delil bırakılmaması icap ettiğinde herkes biliyor ama biyolojik delil bırakmamak elde değil. Yani kontrolü yok orada. İstediği kadar uğraşsın. Demin size söyledim. Astronot kıyafetinde olmadığı sürece mutlaka var. Nitekim Covid-19'da maske takıyoruz. Niye takıyoruz maske? Karşı karşıya geldiğimiz zaman birinin ağzından çıkan e, tükürük tanecikleri öbürüne gidiyor diyerekten. Değil mi? Yani bu e, bu kadar hassas da bir iş yapılıyor. Yani iki kişi karşılıklı gelip konuşalım. Daha sonra birbirimizin yanağından swaplayarak örnek alalım. Burada karşı tarafın DNA'sını buluyoruz. Çok basit. El sıkışalım. Sıkıca. Evet, bazı insanlar daha çok terler. Onun için onlar daha çabuk diyelim ki DNA'sını aktarır ama bulunuyor. Ama bunun tabii sakıncaları da çok. Onun onun yeri bugün değil, burası değil. Sakıncalar. Bu kadar hassasiyetin de sakıncası şu. Çamaşırları üst üste koyuyoruz, kirli çamaşırları. Sonra bunları çamaşır makinesine koyuyoruz. Babanın iç çamaşırındaki sperm kalıntısı olabilir. Her erkeğin iç çamaşırında olabilir çocuğun çamaşırına geçiyor. Üst üste kaymaktan ve de çamaşır makinesi içinde bir arada olmaktan. Bu çok tehlikeli. Eğer o ailenin içerisinde bir enses şüphesi varsa çocuğun çamaşırın üstünde siz erkeğin DNA profilini buluyorsunuz birdenbire. Gel de bunu ispat et bunun aksini. Yani babanın çocuğa bir şey yapmadığını ispat et. Çamaşırın üzerinde çıkıyor. Neden bunlar? Çok duyarlı artık analizler olduğu için bu nedenle de çok iyi artık hukukçular gerekiyor. Çok iyi avukatlar, çok iyi savcılar, yargıçlar gerekiyor. Bunların olabileceğini bilen o nedenle de bunların artık yaygın bir biçimde öğretilmesi gerekiyor. Çünkü bu duyarlılığı da DNA analizi yapabilecek laboratuvarlarımız var. Türkiye'nin bütün kriminal laboratuvarları sadece o değil. Yani bizim mesela Üsküdar Üniversitesi'nin kendi laboratuvarlarımız dahi bu bulaşmayı gösterecek kadar duyarlı aletlere sahip. O zaman tabii çok dikkat etmeli. Haksız mahkumiyetler çok olabilir. Tabii bu bir başka meseledir. Konuşulması icap Evet. Sizce Hindistan'da bin kişinin toplu bir şekilde ölmesi cinayet midir, intihar mıdır? Şimdi bu, bu bin kişi niye ölmüş? Tarikat mı? Nedir bu? Niye ölmüş bunlar? Sorda detay vermemişler. Çünkü Ama... Dravidian Dravidian tarikatı var mesela. Hepsi birden intihar ettiler. Yani böyle şeyler olabilir. Bunlar kendi kendilerine hayatlarına son vermiş bir takım tarikatlar var. Cennete gideceğiz Ya Hatta ceplerine de beş dolar koydular. Orada bize lazım olur diyerekten. Teşekkürler davalarda öncelik masumluğun ispatlanmasıydı yani suçlu birini yakalatmak için suçsuz birinin hapse girmesi ne kadar doğru diye sorular olmaz öyle şey onu reddediyoruz işte zaten masumiyet projesinde o için yapıyoruz yani cezaevinde olup da masum olanlara destek veriyoruz dünyanın birçok ülkesinde birçok insan buna destek veriyor yani suçlunun dışarıda dolaşması bir masumun cezaevine bir gün dahi konmasından daha evladır. Onu aydınlatamamak, haksız yere birini mahkum etmekten daha evladır. Teşekkürler. Kanıtın bir bölümünde olay yerinde kusmuk bulunmuştu ve o kusmuğun içindeki şeker ilacı kanısı sayesinde suç DNA'sının bulunduğu konusunu suçlu yanılarak sorguda itiraf ettirilmişti. Siz de kusmuktan aslında DNA'nın bulunmasının mümkün olmadığını söylemiştiniz. Günümüzde de durum hala böyle midir? Kusmuktan kusma fark var tabii ki. Yani şimdi öyle bir şey yok. Bu arada kanıtın da 10 yıl geride kaldığını unutmayın kanıt çekildiği zaman taç DNA diye bir şey bilmiyorduk. Yani hücre seviyesinde tek hücrede dahi DNA analizi yapabileceğimiz günler değildi onlar. Şimdi çok daha ileri bir teknoloji var elbette. Şimdi DNA'dan robot resim bile çizebilecek durumdayız. Yine rutinde yok ama birçok laboratuvar bunu yapıyor. Mesela Almanlar normal profillerin içerisine göz rengi ve saç rengini mutlaka ekliyorlar çok yabancı göçmen olan, çok siyah saçlı insan olan bir yer olduğu için veyahut da kendi ırklarından farklı olarak kahverengi gözlü ve siyah saçlı insan çok olduğu için bu onlar çok önemli bir ayrıntı. Ama Türkiye için öyle değil. Herkes kahverengi, herkesin gözü koyu renk veya saçı siyah. Yani dolayısıyla ee, bizim için o kadar önem taşımıyor ama böyle göçmeni çok olan bir memleket bunu rutin olarak yapıyor. Sadece o değil tabii ki gözler arasındaki mesafe, kulakların şekli, dudağın şekli falan gibi bilgileri de DNA sayesinde saptamak mümkün. Artık yavaş yavaş yaş da tabii cinsiyeti saptıyoruz yıllardır da şimdi artık yaş da belirlenebiliyor. Bu da çok önemli bir şey yani DNA profilini biliyorsunuz kişinin ama kaç yaşında olduğunu bilmiyorsanız çok önemli bir eksiklik. Kadın erkek olduğunu biliyorsunuz ama e, e, esmer tenli mi, çekik gözlü mü onu bilseniz iyi olmaz mı şimdi artık bilmek mümkün. Teşekkürler. Şu anda dek bu tarz motifler veya katilin bıraktığı imzalar gibi bulgular arasında araştırmanın veya incelemenin size en heyecanlandırdığı dosya veya dava neydi? yani onun için bir bir saat daha konuşmak lazım. Çok şey var tabii. O, o konumuz değil. Yani bu bu konuyla ilgili soru sorulacaksa sorulacak. 11'e çeyrek var. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Tabii. Ee, kaşıkçı cinayetini yorumlayabilir misiniz demişler. O bu, bu şeyin e, konusu değil. Çünkü o kusursuz bir cinayet değil. Orada ses kayıtları bile var elimizde. Katilin yazı tarzından tanınmasını sağlayacak bir veri tabanı da var mı? Şimdi bazı ülkelerin yazı yazmasını öğretmekte kullandıkları belirli bazı teknikler var. Bu sayede bir Almanın yazısını bir Fransızdan, Fransızın yazısını işte Amerikal'dan ayırmak mümkün. Tabii ki uzak doğu dillerini de yani Japonların yazısıyla Çinlilerin yazısını birbirinden yani yazım tekniğini yani bir Japon Çince bile yazsa yine de onu bir Japon'un yazdığı anlaşılır. Bir Alman Fransızca bile yazsa yine onu bir Alman'ın yazdığı anlaşılır. Ama bu bazı ülkeler için böyle. Yani yazı yazmada karakteristikleri olanlar. Bunlar yüzyıldır 200 yıldır hep aynı biçimde yazıyorlar çünkü. Bizim için öyle değil. Yani biz bu bir Türkün yazısıdır diyemiyoruz. Ama en azından yazıdan böylelikle yazı yazmayı nerede öğrendiğini nerede öğrendiğini bulmak mümkün. Mesela bir Türk Alman Almanya'da doğmuş ve orada yazı yazmayı öğrendiyse bir Alman okulunda tabii ki o bir Alman zannedilebilir yazdığı yazıdan. Tabii ki eksik tarafları olan bir şey ama yazıdan kimlik tespiti yapılamaz ama o yazının yazıldığı kağıdın üstünde terini bıraktıysa eğer yani eldivenle yazmadıysa orada mutlaka DNA'sı bulunur. Teşekkürler. Balistik incelemesi yapılırken ne gibi şeylere dikkat ediliyor? Bunu iki, iki sene falan anlatıyoruz. Hmm. Balistiği iki sene anlatıyoruz öğrencilerimize. İki yıl boyunca. Onun için böyle kısa bir zamanda balistik ama silah bilimi biliyorsunuz. Evet. Hmm. Tamam artık tamam gidiyorum. O zaman e, kap kapatabiliriz de bir sürü soru var çünkü hocam e, var, gelmeye var, de devam et. bunun sonu var. gelmez. Bunun sonu evet. gelmez yani. Evet ben o zaman son olarak e, kulüp Sol. başkanım Sinan içine de söz vereyim o ben, şekilde bitirelim. Tamam bunun sonu gelmez. O kadar Hı. genel şeyler soruyorlar ki bu sorduklarını biz derslerde işte bir yarı yıl boyunca okuttuğumuz şeyler var orada mümkün değil. Böyle bir toplantının içerisinde öyle bilgi vermek. Arada adli bilim öğrencileri var, görüyorlardır. Evet. Evet hocam haklısınız kesinlikle. Sevil hocam ben hem kendi adıma hem de kulübüm adına sizlere bizlerle tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada izleyici arkadaşlarımıza açıklamak istediğim bazı veriler var. Yayınımızı Zoom'dan 300 kişi, Twitch'ten ise yaklaşık 250 kişi olmak üzere toplamda 550 civarı kişi izledi. Twitch'te podcast konusunda Türkiye birincisi, dünya dördüncüsü .si olduk bir ara trendlerde. Bu veriler bize girişimcilik kulübü olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi rekorunu kırdığımızı gösteriyor. Bu sebeple ben ayrıca tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar diğer etkinliklerimizden de haberdar olmanız için buraya bir Instagram linkimizi bırakıyorum. Ve hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu bizim için. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, ben teşekkür ederim. Biliyorum konu cazip, bitmek bilmeyen soruları olan bir alan. Herkes günün birinde adli bilimci olacaktır diyorum. Merak edenler mutlaka yüksek lisans doktoralarda bunları devam ettirebilirler. Ceza adaleti yüksek lisansı da yaptırıyoruz, haberiniz olsun. Dolayısıyla onlar da çok ortak ders alıyor adli bilimler yapanlarla. Belki başka yerlerde lisans üstü eğitim görenler de bizden ders alarak seçmeli derslerini bizden alarak da bazı meraklarını da giderebilirler. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize. İnşallah sizlere de kulübünüz adına tabii ki çok mutlu olduğumu söyle söylemek istiyorum. Bu deminki söylediğiniz başarılarında her zaman devam etmesini dilerim. Elimizden geleni yaparız. Yani yine böyle bir kalabalığa ihtiyacınız varsa yine de konuşuruz sizin için. Ee, i̇yi seneler diyeyim tekrar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler sevgili hocam. İyi yıllar.